6 saniye kala buraya mı geldiler gerçekten? Oynarız. Dikkatli. Oynadık buraya. Tamam neyse o takılsın. Ben bunu alırım. Başlangıca bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Aytun Günsler. Beraber bak Jungle'da team oynuyoruz. Saçma sapan bir başlangıç yaptık. Ne dönüyor ne gidiyor ben de anlamadım. Tamam gidebilir ya çocuk. Çok fazla zaman kaybetmesin. Yalnız bunu yaparsak ben adamın redine giderim ya. O adamın redine gidilmesi lazım. Yasuo yardım falan mı ediyor adamın redine acaba? Ya Nautilus falan da mı gelecek karşıma? Yo. Adam red'i almış. Yo, alamadı. Pasifini aldık adamın. Hepsine bir oto atak. Kestik. Aa, bu nasıl bir jungle team oyunu ya. Böyle bir başlangıç yok. Dünyanın en güzel başlangıcı oldu. Arkadaşlar videoya giriş yapamadım. Jungle Timo videosu çekiyoruz şu an. Ve hani bilmiyorum çok değişik bir oyun dönüyor şu an ya. Şimdi buradan adamın mavisine gideriz. İyice çıldırtma challenge. Çarpı kullanmamam lazım benim burada. Benim adamın oyununu bitirmem lazım. Mid'den geçiyorum kanka. Kusura bakma. O adam bir mavisine selam çakmak lazım. Wukong mu var burada? Wukong da yok. Wukong nerede acaba? Aa, Zek burada. Ama Senoluk'tan kanka biz nasıl yaparız? Yasuo gelecek. Şöyle şunu alalım da biz şarklı o zaman. Aşırı absürt ilginç bir oyun dönüyor. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum şu an tam olarak. Fakat gelmişken Yasuo'ya bir... Üsküv atalım. Tamam kankam sakin ol sakin ol. Zek 2 level olmayı başarmış bir şekilde. Biz kendi jungle'ımızı dönmedik de ben dönmek istemiyorum. Ben Zek'i darlamak istiyorum şu an. Bu kadar İyi bir avantajım varken çok mu abartıyorum acaba? Bu kank geliyor. Aa adam. Neyse neyse biz salalım burayı. Bu kank gelecek yardım edecek artık. Abartmanın bir mantığı kalmadı. Red'imizi alalım. Saçma sapan bir oyun döndü ya burada da. Bizim bot nasıl bu kadar kaybediyordu çok ilginç. Adamların kompları çok güzel. Ayakkabı can alalım. Bir tane AP alsak çok tatlı olur da alamıyor muyuz bunu? Ya bir saldırı daha alalım o halde. Kontrol totemi alalım. Tarayıcı alalım. Bunu alacağımıza kadar bekleyip AP almıştık ama sıkıntı yok. Bunlar güzel güzel. Jungle oynuyorken kontrol totemi ve tarayıcı lazım. Aslında çift scuttle yapabilirdim ama ben biraz darlamak istedim Zeki. Biraz şansımı zorladım. Sıkıntı yok ama ya. Biz bayağı öndeyiz şu an. Scuttle'ı kontrol edeceğim gene de. Aa. Yasuo bota mı buluyor? Bunu hızlı almak istiyorum Yasuo bile görmeden. Yasuo bota geliyor kanka. Zek de oradaymış. Biraz geride durun. Kestiniz onu sanırım. Arkadan Yasuo gelebilir. Ha oradaymış. Önünüzdeymiş direkt. Yasuo burada zaten. Ultiledi beni. Ultiledi. Ona rağmen yaşarın. Güzel güzel. Dive atıyorlar mı? Deneyecekler. Şeye, Kalista'ya vuramıyor musunuz? Ben yanlış bir misclick attım da. Okey, gene oynadık burayı biz. Sen Yasuo'yu kestin, biz de bunu kestik. Gangplank'in TP çok güzel oldu. Gayet güzel, gayet güzel. Çok ilginç bir oyun dönüyor ya. Aşk gözlü abi yükleri mi dokledim ben? Sen de oyuna döndün burada, shutdown veriyorsun. Gayet güzel. Abi ben Yani görmez onu.
sattı orayı ya. Bayağı sattılar da adamların kompları çok sağlam ya. Bizim bu oyunu bayağı dikkatli oynamamız lazım. Adamların tüm kompu hani hile kontrol ve yok etme üzerine. Bir de Yasuo'ya bayağı güzel yardım edebiliyorlar bu konuda. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar arada söyleyeyim, normalde bunu başta söyleyecektim de jungle Teemo buff'la arkadaşlar. Daha doğrusu Teemo'nun Q'su bufflandığı için otomatikman jungle Teemo da bufflandı. Çünkü Teemo'nun Q'su jungle yaratıklarının iki kat daha uzun süre kör ediyor. Yani bu da demek oluyor ki normalde 1.5 saniye kör ediyordu jungle yaratıklarının 3 saniye kör ediyordu. Şimdi şampiyonları 2 saniye, jungle yaratıklarının 4 saniye kör ediyor. O yüzden jungle biraz daha rahat dönüyor diyebiliriz. Bu arada ben bu ejderi alırım şu an şu itemlerimle. Şu dikkat etsin şuraya. Ben de kimsenin ruhu duymadan şu ejder alayım. Teemo sadece saldırı ayakkabısıyla da ejder alabiliyor çarpı varsa. Buna yakalanmadık değil mi? Aman ona yakalansaydık sıkıntı olurdu. Bize gelseler ölürdük. 6 level de olduk tertemiz. Şunu da keselim. Canım çok yok. Ne dönüyor orada? Az kalsın Yasuo'yu kesiyorlarmış. Nautilus yok bu arada burada. Zek buraya geliyor. Zek'i keserdi aslında. Ama Yasuo ultisine ölürüm ben. Ben... Çocuğun jungle'ını almak istiyorum da. Şu küçükleri alalım. Zek orada zaten. Zek'in orada olduğunu biliyoruz. Güzel, çaldık bunu. Gayet güzel. Seni mi dive'ladılar? Bot'a gitsen bir şey yapabilir miyiz ki ya? Yapamayız muhtemelen. Şeyi dive'lıyorlar. Senna'yı dive'lıyorlar. Geliyorum. Dayan Senna. Ona Q'yu attım. O öldü. Buna da saldırı devamlı kesebilirim diye düşünüyorum. Kesemedim. Bu niye bu kadar güçlü? 7 kill'i varmış. Bayağı sıkıntı oldu bu ya. Böyle bir satın alım yapalım o halde. Biz kimi kesmedik? Wukong'u kesmedik. Wukong'u kesip Aşkgözlü Avcı yüklerini fullememiz lazım. Biraz jungle'da dönmem lazım benim ya. Şu an aksiyona bayağı karıştık. Bizim çocuğa yardım edelim diyeceğim de yardıma gerek kalmadı. Onu kas edin alsın. Sıkıntı yok. Biraz jungle'ımızı dönelim ya. Jungle varken çok fazla aksiyon yaparsak levelde geri kalıyoruz. Hızlı kamplarımızı temizleyelim. Teemo 6 level olduktan sonra geleceğim. Çok rahat kampları alabiliyor. Çoklu kampları da çok rahat alabiliyor. Zaten 6 level olmasa bile tekli kampları rahat alabilen bir şampiyon. Zehri 1.5 kat daha fazla sarı attığı için jungle'da. 6 olduktan sonra da çoklu kampları rahat alıyor. Aha. Gerçeği şu da. Gülle mi yağdık? Oynuyoruz yani. Tamam, flash'ını aldık. Beni çarptıracak mı? Biz bunlara bir şey yapamayız ki. Yasuo'ya bir şey yapar mıyız? Burada kalabalıkça. Yasuo da flash attı. Oynayalım şuna. Şunu oynayalım. Ama. GP sattı bizi. Orada Zek E ile atlıyordu. Orada Zek'i kesmek için çok güzel şansımız vardı. Yani Gangplank'in gelmesi lazımdı oraya. Çıkmaması lazımdı. Orası gerçekten bizimdi. Neyse bakalım. Anlaşılan Kark Jungle'da oynayacak kadar takım bizi takip edemeyecek. O yüzden artık hani Zek'i darlamayı oynayamayacağız şu saatten sonra. Jungle'ımızı dönelim. Bu arada normalde görmez olup pasif alıp jungle dönmek daha iyi. Fakat şu seviyelerde çok fark etmiyor. Zaten hızlı dönüyoruz. Ama başlangıç seviyelerde, ilk döndüğünüz zamanlarda bunu yapmak zorundasınız. Şöyle pasifi alıp saldırmanız çok güzel olur. Saldırdığınız artık 5 saniye boyunca çok daha hızlı bir şekilde dönersiniz. Bunlar önemli arkadaşlar. Belli bir seviyeden sonra çok bir önemi kalmıyor ama. Zeki red tarafında falan. Potem var mı? Potemi de yok aslında. Bu Yasuo'ya nasıl oynayacağız ki? Arkasından Zek çıkabilir. Oynadık. Q attım da kör oldu mu? Kör olmuş, güzel.
Kestik. Nautilus'u da keseceğiz. Nautilus'u da keseceğiz. Bu kile mümkünse Katarina salmak istiyorum. Ya alamadılar ki, dokunmadım. E'ye kaldı arkadaşlar, Z'ye kaldı da. Katarina ultiyos kaldı orada yanında duran adama, o yüzden kill alamadı. Sıkıntı yok ya, ben alev ejderini alayım burada madem öyle. Herkes ölüyken. Bayağı aksiyonlu bir jungle team'e dönüyor ya. Normalde jungle team'e maçta bu kadar aksiyonlu dönmez. Bu arada... Neyim? E ile çalar bunu. Yardım. Kırmızı çarp atacağım buna mecburen, öldüm. Çarpı aslında ejder atıp can toplasam daha mantıklı olurdu da. Kırmızı çarp atıp onu hızlı keseriz dedim. Sıkıntı yok, ejderi de aldık. Orada yapmam gereken çarpı ejder atmak, tamam. Harbiden aksiyonun bol olduğu bir oyun dönüyor. Kalistaları fed. Kalistalarını engellememiz lazım. Ondan önce şöyle şu kampları alalım da. Wukong ne durumda? Wukong'u en son bir taptaki aksiyonda görmüştüm. O zamandan beri görmedik. Wukong'a selam çakmak lazım. Onda son aç gözlü avcı yüküm var. Onu alabilirsem çok tatlı olur. Ondan önce de şunu alayım hemen. Burayı taradık. Kontrol sistemini şuraya atacağım çünkü bu kontrol sistemini burada hiç kontrol etmiyorlar. Dışım var aslında, şunu alma riskine girebilirim ya. Çarpımda 15 saniye dönüyor. Atlama sen sakın. Buradan vur, aynen öyle. Ya ulaksan sen çıkamazsın çünkü çıkarsın da sen de flash vermek zorunda kalırsın. Çarp kullanmayacağım buna. Kim oluyorsa alsın. Güzel, vadiyi aldık. Tapu açsak tapu açabiliriz. Mid'e gidelim ya. Şöyle bir gitsem ölür müyüm direkt? Ölebilirim. Şuna Q attım. Vuramıyor. Ultim var mı? Manan yok. Flash atamıyorum şuna. Atabilir miyim flash'ı? Shutdown var onda. Yarım saat flash atamadım ya. Senin ultiye manan yetmedi değil mi orada Kaan? Aynen ya. Aynen, ultiye manan yetmedi ve deli gibi bir hasar vurdu çok. Saçması evet şey. Evet, o Kalista shutdown'la alacaktım da CC'den çıkamadım, flash atamadım bir türlü. Bayağı sıkıntı oldu. Ah Senna, güzel denedi çocuk. Kasarın onu keser. Gayet tatlı, gayet tatlı, sıkıntı yok. Kaç gold aldım ben? 700 gold almışım Kalista'dan. Bayağı iyi. Şeyden bahsediyorum ben ya. Zek'ten bahsediyorum, gereksiz bir hasar vurdu yani. Zek hasara tak. Şifamı attım, sıçrama atmak zorunda kaldım. Sıçrama attığım yerde öldüm. O Zek atıyor o hasarı ya. Bizim Kassadin bu arada güzel güzel, iyi durumda Kassadin. O şeyi de engellerim ben. Kalista'yı engellerim. Sadece güzel pozisyon almam lazım. Adamların CC'si çok fazla. Bir de gereksiz combo yememiz lazım. Adamların combo bizden çok daha güçlü. Bizim comp biraz yani çok değişik bir comp. Tankımız yok. Yardım istiyor bizim çocuk. Aa, kanka ölmüşsün. Şu an bana da soru işareti falan atmaz umarım. Yok, Kassadin istemiş yardımı benden. Bizim çocuk çok yalan öldü ya. O Wukong'u da ben kesemem şu an, imkanı yok. Kilim falan var ama levelde önümde. Plastinlerini falan var. Burada görmez olsam... Gördü. Bu arada kesebiliyor muyum ben bunu? Kesebiliyormuşum ben bunu. Ben bir de klonu attın diye oto atak atmadım orada arkadaşlar. Orada bir sıkıntı yok yani. Eğer klona gitseydi saldırı adamım boşa gidecekti. Klona vurduğumda saldırıdan resetlenecekti, hasar atamayacaktım. Klonun atmasını bekledim ilk başta. Klonu atmayınca artık attım oto hata. Biraz sıkıntılıydı. Yasuo nerede? Zek beni keser mi ayrıca? Zek kesemez muhtemelen beni de. Güzel, şu kuleyi alalım o zaman. Bayağı tatlı oldu ya burası. Wukong'u kesmem bana ne sağladı biliyor musunuz arkadaşlar? Adam levelde çok önümde olduğu için, adamı kestiğim için ben çok fazla XP aldım. Bir anda 11 level oldum. Wukong'u kesmeden önce 9 leveldim ben. Bayağı tatlı oldu. Şimdi Ejder'e gideceğiz. Ejder'de oyunu kazanırız ya. Gerçi bu Ejder çok benim çok işime yaramıyor ama Kassadin'in çok işine yarıyor. Ki Kassadin de biliyorsunuz, bana göre oyunun en güçlü şampiyonu late game'de. Kayle'den falan bile daha güçlü. Ama Satarks olmaz. Yok yok yok, shutdown verdi 1k. Takım sattı. Ve Senna da tank bir build kasıyor, çok ilginç. Benim vade açmam lazım bir yere. Ejder eritelim mi?
Zek gelmeden. Ya. Bence eritiriz biliyor musun? Eritiriz abi. Geliyor. Hıpızlı 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 bok. Aha Zek. Çaldım. Aldım yani. Keseceğiz bunu. Benim vadi çöp oluyor şu anda. Çıkalım buradan. Hadi vadiyi basmam lazım bir yere. Vadinin alakası geldi o sırada. Güzel güzel. Çok tatlı oldu burası ya. O bu arada Vol'unu kullandı. Ben onu oynarım. Evet oyna. Daha hey, güzel Nautilus mid'deymiş. Vadimiz varken botu itebiliriz aslında ya. Çok tatlı olur şu an. Ben bayağı güçlü durumdayım ya. 11 levelim. Gerçi yani 12 olsam çok tatlı olur da. İtemlerim falan bayağı sağlam. Evet sen güçlüsün gerçekten. Şuradan bir 12 oluruz. Ultini şeye göre kullan. Yasuo'nun voluna dikkat ederek. Güzel bu kuleyi aldık. Temiz gold. Güzel kestik bunu ya. Zıplatmasın da size. Oynadık. Koruyacağım seni. Şimdi kırmızı şarkı attım. Bitkinlik attı o da bana. Kırmızı şarkı bayağı tuttum ama gene de okey. Bayağı güzel ya. Fight'ı çok güzel kazandık burada. Anlatılıyorsa bak. Tamam biz kaşınmayalım. Bizim kasada midi itiyor. Biz de midden ona destek çıkalım. Çok güzel, çok güzel ya. Sen ready al kankam. Biz de kasadinle şey alalım. Adamların kompu bu kadar iyiyken tertemiz ya. Şuna vurmamız lazım. Güzel. Bunu da keseriz. Araya mantak. Şunu hızlı kesersek güzel. Zaten önündeyim. Bir şey yapamaz. Oh çok güzel. Kasadin aldı bir de killleri. Tertemiz. Şu oyunda en korktuğum şey kasmış Kasadin. Başka hiçbir şampiyon değil arkadaşlar. Ben zaten yayınlara falan gelenler biliyorduk. Mid'de kesinlikle Kasadin bandarım. İstisnası yok. Bir bakayım. Kaç hasar atacağım 3 oto atakta. 3 oto atak attırmadı. Bana oynamak istiyor bu. Flash atak oynarım ben buraya. Yani güzel. O öldü bu arada. Ölmüş olması lazım bir yerden can almadıysa. Ölmedi mi? Yetmedi hasarım. Çarpım var mıydı orada acaba? Çarp atıp belki alabilirdim. Biraz geriden oynayayım ben. Benim can değerim düşük. Güzel. Ondan da assistimizi aldık. Çok güzel oyunu ya. Takım gerçekten çok tatlı oynuyor. Senna'da tank kasmış takımda tank yok diye. Ben şurada bir görünmez olayım da. Güzel. Bundan aşk gözlü avcı girdiğim için deli gibi can emiyoruz. Gerçi bugün de diğer sezona veya diğer yamaya nerflenecek. Diğer sezon dediğim zaten diğer yamada muhtemelen diğer sezonun güncellemesi gelecek. Ya da en azından iki yama sonra falan. Aşk gözlü avcı nerfleniyor. O yüzden alternatif ürünlere falan da bakmak isteyeceğim ya. Vadi Aran build'inde. Bakalım 3000 gold'umuz var. Şu an aslında Zonya almam lazım ama bir Rabadon da alasım var ya. Jungle dönüp Rabadon alabiliriz. Şuraları temizleyelim. Rabadon parasını biriktirelim. Sonra base atıp Rabadon alıp Ejder ruhuna gidelim. Oyunu bu şekilde kazanalım. Böyle tank ve hani uzun savaşabileceğiniz maçlarda saldırı eden çok tatlı oluyor gerçekten. Vadi Aran build ile beraber. Baksanıza herkes uzun savaşabileceğim şampiyonlara sahip. Adamların ADC'sinden jungle'ına kadar. Bayağı güzel. Bana bayağı uygun. Bu arada asistimizi de aldık bir yerlerden. Çok ilginç. Bottan nasıl asistler? Ben botta ne ara mantar attım bilmiyorum bile. Kim oynamanın en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Sen itemin mi eksik senin? Bana mı öyle geliyor? Kaç K var üstünde? Aynen. Rabadon kanka. Evet evet. Rabadon'u aldım. Şu an Ejder alacağız. Oyunu bitireceğiz zaten. Ama yine de dikkatli oynamamız lazım. Adamların kompları hala çok tehlikeli. Hani Yasuo'ları falan. Fit durumda Kalista'ları da buraya. Kalista'ları yani. Bayağı fet. Bir de QS'e salmış bak. Ona da dikkat etmek lazım. Benim Q'yu yemeyecek. Tatmadınız mı? Tatmadılar. Kesiyorlar hatta. Ah güzel. Senin iyi iş. Güzel. Aa dayanabilecek mi? Q'su dönerse dayanır. Aa. Bu çocuğu oynarız. Şunu kırmızı çarp atacağım. Yasuo'nun wall'u yok mu? Güzel.
Ejder alalım, garanti olsun ya. Geliyorum, geliyorum. Ben alırım, ben alırım. Siz takılın, siz sağda solda takılın. Ben hıp hızlı alırım bunu. Baksana alış hızıma. Timo orman yaratıklarına ve şu efsanevi, yani destansı canavarlara çok vuruyor arkadaşlar. Hani 1.5 kat daha fazla vuruyor. Sizin E'niz ne kadar güçlüyse, zehriniz ne kadar güçlüyse 1.5 kat daha fazlasını vuruyor. Çok tatlı bir durum. Jungle'ı biraz hızlı dönebilmesinin sebebi bu zaten. Bu arada dikkat edeyim ben burada da yakalanmayalım. Benim yapmam gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kontrol sistemi kullanayım. Base atıp bir tane kronometre almam lazım şu an. Hemen base'imizi atalım. Çünkü bu fight önemli. Çok güçlüyüm, kronometrem dolursa çok güzel fightlar atabiliriz. Engage alıp üzerime kronometre basabilirim. Çok da tatlı olur. Ay, ultisi var, çıkar da. Zonya'sı gitti. Oynarız bu arada. Bir kronometresi daha varmış bizim çocuğun. Bait atıyormuş. Kronometre. Güzel güzel baitledik. Bundan bahsediyordum işte arkadaşlar. Kronometrenin önemi bu. Tüm fokusu üzerime aldım. Zek'ten şeye kadar. Nautilus ultisine kadar. Kalista'ya kadar. Her şeyi üzerime aldım. Bir kronometre bastım. Bizim takım hemen topladı oraya. Kasadin de aynısını yaptı bu arada. Kasadin de fokus aldı ilk başta. Bait attı. Zonya'sını erken kullanmasının sebebi de oymuş. Bir de ekstra kronometresi varmış. Ha, bilmeyen arkadaşlar için... Tabii şunu bir keselim de. Ay. Mantar attım ben orada. Ne güzel. Temiz temiz. Biz öldük ama sıkıntı yok. Oyun bitti. Bilmeyen arkadaşlar için şunu hemen kısaca söyleyeyim. Eğer kronometre alıp kullanmadıysanız Zonya aldıktan sonra kronometreyi ekstra bir item olarak satın alıp kullanabiliyorsunuz. İki Zonya basmış olabiliyorsunuz bu şekilde. Çoğunuz biliyorduk bunu ama bilmeyenler için bir söylemiş olalım. Arkadaşlar Jungle Timo'da bu şekildeydi. Bence çok keyifli maç oldu baştan sonuna kadar. Hani bol aksiyonlu. Keyifli bir Jungle Timo maçı oldu. Hasar grafiğinde gösterip kapanışı yapalım. Şöyle plat 4 esnekti bunun zaten. Platula da Jungle Timo'yu denedik. Maximum Master'ın neredeyse atıyormuşuz. Son anda biz öldük ya, orada bir Q atmış bu Gangplank kankamız. Oradan da bizi geçmiş. Yani haksızlık. Neyse arkadaşlar, çok keyifli bir maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve devam için kanala abone olmayı unutmayın. Ve her akşam saat 8'de yayın açıyorum. Bir haftada düzenli bir şekilde açtık. Yayınlara da katılabilirsiniz. Aşağıda, sağda, solda her yerde vardır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.